Gold TV ekranlarına Hile-i Harb'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir harbin yıl dönümü için bir program hazırladık. Programın ana konu Sakarya Meydan Muharebesi'ni yaşayacağız. Evet. Bugün. Evet. Çok zorluklarla ve imkansızlıklarla kazanılmış bir harp. Bir milletin zaferi diyelim, özgürlüğüne uğruna. Doğru, evet. Tabii ki de savaşımız şöyle başlamıştır. Birinci İnönü ve İkinci İnönü ve ardından gelen Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybetmemizde büyük bir yenilgi alıyoruz. Tabii toparlanmak için... Birinci ve İkinci İnönü harpleri o tutuyordu düşmanı hatta ama Kütahya Eskişehir'de Afyon-Karahisar hattına kadar yenilip geri çekilmek zorunda kalıyoruz değil mi? Evet, 100 kilometre kadar geri çekiliyoruz. Mustafa Kemal Tutuk'un bir isteğiydi. Hatta bazı paşalar mı diyeyim, bazı kişiler bunu bir delillik olarak yapmışlardır. Evet. Yani ne alaka meclisin diline kadar. Siyasi bir tartışmaya sebep oluyor bu. Siyasi bir tartışmaya sebep oluyor. Tabii ki de geri çekiliyoruz. İlk başta tepelerde mevzi alıyoruz. İlk tepelerde. Tabii tepeler önemli. Yunanlılar tabii saldırıya geçiyorlar. Lakin bizim yağmurlu bir hava şartı ve iklim... Tabii ve coğrafi anlamda da tutamıyoruz doğru bir şekilde dağları ki geçiyorlar oradan, tepeleri aşıyorlar. Ve ardından bizler de geri çekiliyoruz. Tabii duymuşsunuz belki Yıldız Tepeleri, Doğa Tepesi gibi böyle bazı tepelerimiz var. Evet. Buralarda istikametine alıyoruz. Giden aslında yol burası. Zaten savaşın kadını değişecek tepeler. Evet. Buralarda mevzi alıyoruz. Tabii Yunanlılar geliyor. Bize ardımızdan zaten geliyorlar askerler. Evet. Yunan askerleri büyük bir saldırıya geçiyorlar. Tabii bizi çevrelemek amaçları aslında. Yani cephe normalde düz olması gerekiyorken tepe bir anda şöyle bir hale alıyor. Yani böyle L şekli gibi oluyor. Birkaç tepe böyle gün içerisinde kaç kere yer değiştiriyor değil mi yani? Tabii Yunanlar alıyor, bir Türkler alıyor. Bir yer değiştirmeyi mesela. Hatta Mustafa Türk hayatımda gördüğüm en kanlı savaştı diye bahseder bu şeylerden. Doğa cephesi çok önemli bir cephedir. Evet. Hakikaten en önemli tepelerden birisi diyebiliriz. Tabii ilk başta Yıldız Tepesi düşüyor. Tabii o sırada da Yunanlar çevreleme hareketi yapmaya çalışıyor. Türkler yine aynı şekilde önünü kesmeye çalışıyor. Duma'dan yardım şeklinde ilerliyor. Yani Duma'dan yer değiştirme şeklinde birliklerin ilerliyor. Tabii ki de ordu sayımız bizim onlara göre az yani üstün değiliz o kadar. Onlar üstün. Bizler 90 bin kadar askere, 100 kadar topçuya, bir de 2 tane uçağımız var. Lakin düşman birliğinin Yunan tarafında 120 bin kadar asker. Tabii İngilizlerin ve Fransızların desteği var, Amerika'nın desteği var. 12 kadar uçak ve 300 civarı topları var. Ki zorlu bir savaş ve ardından kuşatmaya devam etmeye çalışıyorlar. Çok fakir ordu ve millet de çok fakir. Tabii. Her şeye rağmen yine de Mustafa Kemal Paşa başkumandanlığı atanması isteniyor. Meclisteki son o dönemdeki en önemli tartışmalardan biri başkumandanlık mevzusu. Mustafa Kemal Paşa aslında ilk başta istemiyor. Ona isteyince de şöyle diyor. Eğer başkumandan olurum ama bana meclisin bütün fiili yetkilerini verin. Lakin ben milli egemenliğin en büyük destekçisi olduğumdan dolayı bunu sadece 3 aylık gibi kısa bir sürede yapın ki hani diktatör demeyin bana manasında oraya getiriyor aslında konuyu. Ve bu şekilde alıyor siyasi hükümlerde. Tekalifi çıkan her şey bir yasa olarak geçiyor. Evet, tekalifi milli vergileri, tekalif edilen vergiler, teklifler demektir. O vergiler suretiyle milletin son elindeki şeyleri de istemek zorunda kalıyor. Çünkü fakir, ordu çok fakir. Ve en azından oradan ve Sovyetlerden gelen biraz destekle. Hiçbir şey yok yani orada, evet, kumaşı yok. Elbisesi yok bazılarının belki. Cihan Harbi'nden beri böyle. Ki o yüzden halktan bir destek istiyorlar. Ankara'da bir destek topluyorlar zaten. Meclis taraflarındaki halk sağ olsun yardımcı oluyor. Evet. Ve ardından... Bu bir de İstiklal yolu var ya mesela oradan çok fazla İstanbul hattı üzerinden çok fazla... oradan destekler de alıyoruz. Evet. Tabii ki de Yunanlıların şöyle bir sıkıntısı var. İkmal sıkıntısı çekiyorlar. Aslında bir paşanın söylediği gibi hani bize yağmur yağsa onlara da güneş açmıyor ya dediği. Biz ikmal alıyoruz Ankara'dan kolaylıkla lakin onlar alamıyorlar. Zaten bizim coğrafyamıza da uygun insanlar değiller. Bizimki coğrafyamıza alışmamışlar. Ya Mustafa Kemal Paşa'nın aslında en önemli stratejilerinden biri değil mi bu yani? Tabii. Bunu hesaba katarak yaptılar. Bizde kağnalar var, adamda motorize birlikler var şimdi. Onu nasıl getirsin oraya? Dağdan nasıl geçsin yani? Evet. Traktör mi diyeyim ya da kamyon. Buna da Kaan'ın gücü diyorlardı galiba değil mi? Evet. Evet. Dağları aşamıyorlar. Tabii ki de Yunanistan tepeleri sonunda bir şekilde geçiyor. O sırada bir kahramanlık oluyor. Bir İsmet İnönü'nün görev verdiği bir albay var. Süvari birliği bu. Durmadan vurup kaç hareketi yapması. Hatta kolorduydu galiba. Bu birliğin kolordu galiba. Evet. Süvari kolordusu. Evet. İhtiyat kolordusu hatta. Süvari kolordusu albay, bir albay başında. İlk başta bir saldırı yaptıkları yere bilmiyorlar. Yunanistan'ın üstüne yürüyorlar. Halbuki yaptıkları cephe gerisini düşünce, değil mi? Cephe gerisini düşüyorlar. Ve karargah buluyorlar. Yunan karargahını bilmeden saldırı yapıyorlar ki hazırlıksız yakalanıyor bir anda Yunan askerleri. Evet. Hatta Yunan komutanı bir anda esir alacak duruma geliyorlar. Yani Yunan komutanı bir an, son anda kaçmış o sırada. Ki tabii geri çekiyorlar. İsmet bizimkilerin haberi yok. Haberi olsa ona göre saldıracak. Evet, adam kaçırmayacak. Haber veriyor zaten. Geç de olsa haber geliyor. Cephe gerisindesiniz, uyanın yani geri gelin gibisinden. Şansı kaybediyorlar. Ardından anlıyorlar Yunan karargahına baskın yaptıklarını. Tabii ki daha Mustafa Kemal Atatürk yeni bir plan yapıyorlar. Arkada yeni bir cephe kazıyorlar. Yani arkada bir cephe kazıyorlar. Cephe hattı yapıyorlar ki tepeleri kaybedersek en azından arkada savunacak bir yerimiz olsun diyorlar. Tabii ki tepeleri kaybediyoruz. Zorlu bir harpti. Tepeleri kaybediyoruz. Cephelerde savunmaya başlıyoruz. Bu sefer yani cephe hattı savaşına geri dönüyor. Evet. Ki o zamanları yeni bir muhabbet geçiyor. Yani yeni bir sorun söz konusu. Atatürk'ün ağzından çıkan her lafın bir değeri var yani. Evet. Her şeyin. Soruyorlar hani Kayseri mi taşısak meclisi yoksa Ankara'da devam mı gibisinden. Önemli bir karar bu. Belirli askeri zümreler Kayseri'yi taşımayacak çünkü sağlam almak istiyorlar arkalarını. Kayseri'yi almak istiyorlar meclisi. Garantiye almak için yani ne olur ne olmaz şeklinde. Ama siyasi kitleler. Atatürk bunu reddediyor, sabretmeniz lazım diyor. Hani bize hani başarı gelecek ama bekleyin. Çünkü biliyorlar ki limandan gelecek destek oraya çok da rahat bir şekilde ulaşmayacaktır. Yunan askerler sıkıntı çekiyor. Ya adam elindeki teknolojiyi kullanamıyor zaten coğrafyadan dolayı. Kullanamıyorlar hiçbir şeyden adam akıllı. Coğrafyamıza uygun değil. Ve bir zaman sonra Türkler atağa kalkıyor ki iyi bir şekilde onları geri ittiriyoruz. Sakarya'nın tamamından geri çekiliyorlar. Aslında burada da şey çok ilginç. Burada biraz morallerini düşürüyoruz. Hani sağlam tutunmamız ki biliyorsun Mustafa Kemal şey diyor. Telgraf çekiyor o süreçte. Diyor ki eğer mevzinizi kaybederseniz düz ova dahi olsa gerideki savunacaksa orada yeniden cephe oluşturacaksınız geri çekiyorsa siz geri çekilmeyeceksiniz. O yüzden de şey diyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır ve bu satı bütün vatandır diyor. Ve bu şekilde aslında vatanın bütün aileleri kanla şehit kanıyla donanmadıkça teslim olunamaz diyor. Bu şekilde stratejisinde aslında çok açık bir şekilde askeri cesaret veriyor Türk askerlerine, bütün Türkiye'ye aslında cesaret veriyor. Ve bu sayede savaşı kazanıyoruz. Yani nasıl diyeyim? Güzel bir şey ya. Çok da etkileyici. Gerçekten ben mesela geçen sene bir yazı yazmıştım. İnanılmaz Türkler olarak söylemiştim burada yazıda. Çok ilginç çünkü Yunan ordusunun tam da aslında şey olmasa da tam gücünü yitirmesi Yunan ordusu morali bozulduğu için de aslında belirli şeyleri göremediği için ya çünkü aslında bizim de açıklıklarımız var ama biz iyi bir şekilde kendimizi gösterdiğimiz için ve o belirli tepeleri, noktaları iyi tuttuğumuz için düşmanın ilerleyişini durduruyoruz. Geri çekiliyorlar. 11 aylık bir süreç ondan sonra bekliyor. Direkt bir karşı atağa geçmiyoruz biz. Çünkü bizim elimizdeki nizami ordu müdafaa etmeyi yani savunmaya alışkın. Ona göre eğitimi var. Yani taarruz eğitimimiz olmadığı için 11 ay beklemek zorunda kalıyoruz. Bu süreden ordu biraz toparlanıyor. İşte Sovyetlerden yardım geliyor falan filan. Ve en sonunda bir sene sonra 26 Ağustos 1922'de Türk orduları harekete geçiyor, taarruz hareketine geçiyor. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusu tamamen dağılıyor ki zaten 9 Eylül 1922'de değil mi? 1922'de İzmir geri alınıyor. Yunanlıları denize yapıyoruz yani. Yunanlı denize döküyoruz. Yani öyle. Böylece bir milletin bir özgürlüğünü anlatmış olduk. Evet, milletin aslında bu aslında çok dikkat edilmesi gereken bir savaş gerçekten. Daha iyi takip. Mesela Almanlar öyle yapmadı ya. Hı? Almanlar mesela öyle yapmadı. Onlar da savaşı kaybeden taraf ama hiç onlar boyun eğdi. O çok önemli bir şey. Mesela ben de Türk program çektim ya. Benim program da çok yakında. Ben mesela bir de mesela orada onu bahsettim. Türkler şimdi herkesin başında böyle anlaşma mesela bizim Sevr Antlaşması var. Berbat bir evrak. Almanların başına veriyorlar Versailles falan. Şeylerin var, Macarların başına, Bulgarların başına çok berbat anlaşmalar koyuyorlar. Bölüyorlar acaba onları. Berbat anlaşmalar veriyorlar. Bunlara rağmen mesela onlar içinde ama biz ayaklanıyoruz, biz durmuyoruz. Mesela bizim 1. Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşma tektir. Onların 1. Dünya Savaşı bitiren anlaşma var mesela ama bizim Sevr Antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmediği için şey olmuyor. İşlemde olmadığı için bizim Lozan Antlaşması ikisini de belirliyor. Evet Emirhan'cığım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyicilerimiz, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Bu kadar.